Yine bakmak lazım ki. Ne diye attığını da bilmiyorum yani. Gafur'a söylesem gönderir onu ya. Şimdi korku ne ya? Korku insanın 6 tane damar var ya, evet. Damar. Bak, asrın imamı, asrın insan terbiyecisi, öyle mi? Evet. Asrın mucididi, Mehdi Azam. Her kavmin bir peygamberi gelmiş. Yani her, mesela evet. Lut kavmi, Semud kavmi. Şimdi bu kavimde, yani bu millette, bu ahir zamanda bütün kavimlerin pisliği yok mu? Fazlasıyla var. Fazlasıyla var. Ama peygamber yok. Var ama bizatihi olmuş eskide. Evet. Eskide her kavimde canlı peygamberi vardı. Doğru. Şimdi peygamberi yok. Yani canlı peygamberi yok. Kavim derken bir şehir yani abi. Şehir. Bir şehrin peygamberi yani. O kadar yani. Çatalca'nın bir peygamberi vardı. O kadar. Büyükçekmece'nin bir bu peygamberi vardı. Bu 5000-10000 işte. Şimdi peki tamam, ben size iki şey bırakıyorum diyor. Bir Allah'ın kitabını, bir de sünnet-i seniyye. Tamam da kim görecek, nerede görecek bu adam bunu? Allah'ın kitabını ve sünnet-i seniyyeni bir yaşayan birisi gibi yaşananda gözükmesi evet. lazım. Asıl saadeti nefsinde yaşatan birisi lazım. Asıl saadet olması lazım. Model olsun ya, yoksa nasıl model olacak? Yani İslamiyet gelse bile peygamberimizin en büyük özelliği modelsizdi. Evet. Önünde kimse yok. Numune yok, misal yok, patent yok, örnek yok yani. İlk yapıyor, son yapıyor. Şimdi ustad da o tarihçi hayattaki resmi olmasaydı nasıl sarık sardığını, nasıl giydiğini nasıl bilecektik? Yani onlar tarihçi hayat olmasaydı mücadelenin ne olduğunu, küfrün mahiyetini bilemezdi ki. Şimdi bu zat diyor ki insanda 6 tane zayıf damar var. Hepsini tutmaya gerek yok. Bir tane tuttun mu gemliyorsun diyor. 6 tane kapı var yani. 6 tane kapı. Hepsini açmaya gerek yok, içeri girmek için. Birini açsa peki, girdin. Onun üzerine biraz durmuştum. Başka bir şey anlatmak için buraya geldim sana şimdi. Buraya kadar duymuştum. Başka bir şey anlatacağım şimdi. İnsanda 6 tane zaaf kapı var. Kapı var demek sistem çalışıyor. 6 tane şeytana müsaade edilmiş yöntem var. Hiç tesadüf gelmiyor bu 6 tane. 6 tane iman esasının her birisiyle bir kapı kapanıyor. Çalıştım üzerine de. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki kalpten en son çıkacak diyor kalbi maraz. Marazi kalbi şeydir diyor baş olma sevdası. İmam Mektubat-ı Rabbaniye'de geçiyor. Baş olma sevdası en son. Ondan sonra evliya oluyorsun. En son bu çıkıyormuş. Yani bu kontrol altına alınıyor bu virüs. Ustad ona ne diyor baş olma sevdası? Hubuca. Birincisi o. Merkezden çıkıyor. Korku kaçıncı olduğunu biliyor musun? 2 ya da 3'tü galiba. He? Korku. Ben sana tek tek bak göstereyim. Bak korku kaç? Ezberimde var da ben şey yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Bakayım nerede? Hutbe-i Şamiye'de mi geçiyordu abi? Yok abi yok. Mektubatta ya 6 tane Mutbe-i Şamiye'de yeisi anlatıyor. Bu hucumat-ı sitte deniliyor. Ha, hucumat-ı sitte yani hucumun 6 yöntemi demek. Evet, doğru. Yani şimdi ben başka bir şey. Şimdi şeytanın hani dedin ya biraz önce insanlığın yani biz insanları insanlığın en zirvesine çıkarmak için deniyetin, alçaklığın, şeytaniyetin en zirvesi olması lazım. İşte bu globalistler yaptı ya. Şeytan hatırına gelmeyecek bir şeyde insi şeytan var ya, insan şeytanı. Onun cinli şeytandan daha üstündür. Şimdi birincisi abi Hubuca. Evet. En merkezde bu abi. Soğan çocuğu gibi. Bunu Mektubat-ı Rabbaniye'de baş olma sevdası diye geçer. Sonra neymiş biliyor musun? Çok tuhafına gidecek. Sen kaçıncı dedin? Ben 3 diye hatırladığımda kadar korkuyorum. Ya ikinci damar bu haf damarıdır. Korku. Üçüncü damarı söyleyeyim sonra korkuya geleceğim bak. Bak üçüncü damar
tamah damarı. Batıyor. Aileler, namuslar, hayatlar, din, iman. Tamah, doymuyor. Hırs öyle. Mal mülkün peşine, maddenin peşine felaket olmuş. Dördüncüsü de milliyetçilik damarı. Beşinciyi sana söyleyeyim. Beşinci. Ne kaldı ki beş? Hatırladın mı beş? İnsanın en zayıf damarı, en tehlikeli damarı enaniyet damarıdır. Sonra altıncısı da makam. Var ya memurluk. Yani makam düşkünlüğü, bir de o makam şey değil. Ne yapalım biz şeyiz, memuruz, emir kuluyuz ha. Yani temperverlik, yani tembellik, gayretsizlik, monoton, vurdum duymaz, fok balığı yetmiyor. Devlet makamına geçtin mi orada İslamiyet paymal ediliyor. Kararlar alınıyor. Sana da diyorlar ki sen de uygula. Müslümansın, namaz kıldığın halde namaz kılanlara düşmanlık yapıyorsun fiilen. Emir kuluyum diyorsun. Bu çok tuhaf. Refat Börekçi diye bir adam duydun mu abi? Duymadım. İlk Diyanet İşleri Başkanı. Ha, şimdi hatırladım. Halifelik kaldırılınca diyorlar ki ya nasıl imza attın buna? Ya diyor, attık işte diyor. Affedersin. Boktan bir Rıfat Börekçi diyor. Evet. Yani ismini yazarak imza atıyor ya. Yani o kendi sindeki devlet makamı, çünkü istikbalde sistem nereye gittiğini görüyor. Görüyor. Çünkü adamla beraber çalışıyorlar mecliste, o da mecliste. Nereye gittiğini gördüğü için diyor ki burada durursam burada bir makam var bana. Evet. Ama karşısında durursam karşısında duranların ne olduğunu da görüyor. Bir gecede buharlaştıklarını görüyor. Oradan galiba Eşref Edip olmasın. Nasıl diyor attın ya bu imzayı? Şu meclis kaldırıyor ya şeyi. Halifeli. Nasıl attın diyor. Ya. Attık işte diyor. Bir tanesi ne diyor biliyor musun? Seninle alakalı bu da. Senin eski arkadaşlarınla alakalı. Dün Salih anlatıyor. Salih. Hizli Tren Projesi'ndeki devlet adına büyük bir şey, yetkili birisi. Biliyorum. Tamam. Abi toplantı yaptık diyor. İBB adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına müdürler var. Geldi karşımıza. Biz de devlet adına. İşte ihale. Devlet adına olanlar. Böyle. Benim daha önce de İBB'deyken Tayyip'in yanında, Tayyip'teyken belediye, oradan ben bununla İmamoğlu'yla çalışmam deyip hemen onu çıkartması değil, istifa etmiş. Var birkaç kişi diyor. Mesela diyelim ki 10 kişiden 4 kişi ayrılmış. Burada. Eski arkadaşlar karşıki masada oturuyor. Diyormuş ki, Salih demiş, siz siyasetçi değilsiniz. Bu işte bilmezsiniz. Biraz sonra diyor içeri gireceğiz salona, omurgasız insanları göreceksin dedi. Karaktersiz insanları göreceksin dedi. İnsan suretinde dedi. Ondan sonra niye namaz mı yok? Namaz olsa. Diyor ki niye? Dedi ki parayla kendisini satanlar var göreceksin dedi. Ona şahit olasın diye anlatıyorum. Niye dedi? Ya dedi biz dedi şeydik Tayyip varken davanın peşine koşuyorduk. Bu makam peşine değil. Dava neyse biz de oradaydık. Ama dedi bu dava bu makamda icra edilirken bu makam başka şey hizmet ediyor demiş adam. O zaman ben burada bu makamda kalırsam o zihniyetin davasına hizmet etmiş olurum. O zaman demiş ki Salih ne olacak demiş yani o müdür de kalır maaşını da alır ama yani orada işte bulunur. Peki sana bir şey söyleyeyim dedi. Akıllar durdu bu misalde. Ancak bu Erbakan'ın rahmetli misali olur. Dedi ki, ben sana dedi, sen Nurcusun. Ben sana ne kadar para verebilirim, ikna olursun. Cumhuriyet mitingine git, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bayrak sağla. Bayrağı sen sağlayacaksın ama parayla yapacaksın. Yapar mısın dedi. Yapamam dedi. Ama fazla vereceğim dedi. Yapamam dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bir vicdanla sorsana. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını sallayabilir misin parayla? Allah korusun.
hiçbir şey için sallayamam. Bu parada değil, hiçbir şey için sallayamam. Ya. Şimdi bu adama makam verdiler, para verdiler, benim bayrağımı salla diye. O omurgasız insanlar diyor. Ya. Çok lazım. Ha şimdi bak, şimdi koronada 6 tane insanda zaaf noktası var ya. 6 tane. 6 tane şeytanın ucum yolu. Bu da başka bir şeyi hatırlatsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 tane oku var. Girer çıkmaz. Tamam. Şimdi bu ucumatis sitleri, ikincisi haf damarıdır. Bak orada bir iki tane şeyini okuyayım. Ne yapmışlar? Şimdi dediğin gibi, şimdi içeride savunma sistemi var. Vücutta. Evet. Tamam mı? Vücutta savunma sistemi, hastalık mikrop yok mu? Var. Olmaz olur mu? Tamam. Şimdi buna karşı şey geliştiriyor, sistem geliştiriyor beden. Neyle? Hasta olmadan, ben başka bir şey söyleyeceğim, burada okudum. Duydun değil mi? Hastalık, koronayı duydun. Senin vücudun bağışıklık kazanması için illa korona olman gerekmiyor. Ya duydun değil mi? O his oldu, fikir oldu. Hemen vücut ona karşı alarm veriyor. Böyle bir tehlike var, geliyor diyor. Sen düşmeden ayakların niye titriyor? Sen hadise olmadan niye asabi oluyorsun abi? Kavga etmedin daha, kavgayı görüyorsun. Yani koronayı duyduğun anda, korona hani diyorlar ya, korona aşı yapıyoruz bağışıklık kazansın diye. Aslında aşı vurduğun anda o korkudan zaten ona güveniyorsun ya gibi, o güven sana veriyor. Bağışıklık o. Senin bağışıklığını çözüyor. Kilitlemişti korku. Korku aşı ile kalkınca bağışıklık sistemi aktif oluyor. Senin o aşı değil, bağışıklık sistemi seni vesile oluyor, koruyor. Aynen öyle. Peki korku ne oluyor? Vehmini düzeltiyor. Vehmini düzeltiyor. Diyorsun ha, rahat diyorsun. Mesela bir misal söyleyeyim. Diyelim, yani gerek yok mesela. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Biliyorsun değil mi? Atın şeyidir, evet, gem. Onunla. Yani onun için yönü o veriyor. At koşuyor ama ben koşuyorum. Benim istediğim yere koşuyor. Ehli dünyanın hafiyeleri, kanuna bak. Ehli dalaletin propagandacıları. Aynen öyle. Şu anda öyle değil mi? Buraya okumak istedim. Medya ile çünkü bu şeyler. Çin'de ilk çıktığında insanlar sokakta kışlar diye soğuktan böyle pat diye düşer ölürdü. Bir yerde tünelken soğuktan pat düşer ölürdü kuş. Aynen öyle, insan pat düşüyor ölüyordu Çin'de ilk çıktığında. Hani hiçbir yerde görmedik öyle bir yere. Bilmem o Yuhan denilen şeyin bilmem kaç yüz kilometre ilerisinde bir şey. Pekin var, bir tane gözükmemiş. Ha, bir tane şey var. Yok. Şangay en büyük eyalet, Çin'in Amerika kadar nüfusu var. Bir tane vaka yok Şangay'da. Ticaret merkezi. Ticaret merkezi. Ya niçin? Ya bilir abi ki. Bak şimdi. Çin'de bu virüs çıktı. Tespit edildiğinden en az 2 ay önce bu virüs var. Çünkü farklı bir şey olduğunu anlamadı. Hani gripten doktora gitti, ya sende farklı bir virüs var diyor mu aile? Nereden bilecek? Nereden bilecek? Onun bir sürü testi bilmem nesi var ki ondan sonra dediler ki ya bu farklı bir virüsmüş, koronaymış bunlar. Dediler değil mi? 2 ay Çin gibi bedevi bir memlekette 2 ay kontrolsüz yayılan bir şey. 1,5 milyar insan içerisinde. Hiç bir şehire mahsus mu kalır? 2 ay sonra. Dediler ki bu farklı bir virüsmüş. Böyle yayılıyormuş şöyle. Peki bütün dünya, Çin haricindeki bütün dünya ne yaptı? Bir virüs var, biliyor. Gardını aldı, bekliyor, bir virüs var. O gardını alanlar bununla mücadele edemedi. 2 ay kontrolsüz bir şekilde yayılanlar 83 bin vakayla 1,5 milyarlık Çin'de şeyi kapattılar, defteri kapattılar. 83 bin vakayla. 83 bin vakayla kapattı Çin. Şimdi Türkiye'de bir günde 40 bin vaka var. Türkiye'nin, Çin nüfusunun 20'de biri nüfusu var Türkiye'nin. Ve hiçbir şehre sıçramıyor. Ve hiçbir şehre sıçramıyor. Ve ben de inandım. Wuhan'da oldu, bitti. Kapandı. Kapandı. Bir iki tane vaka var başka şehirlerde. Şu anda 12 dolara bir aşı satıyor Çin. Aşı satıyor. 12 dolar ne demek 12, biliyor musun? 12-16 dolar arası abi. Şeyin aşısı, İngiltere'nin aşısı 16 dolar. Çin'in aşısı 12 dolar. İngiltere'nin aşısı 16 dolar.
Bu BioNTech dedikleri aşı, o da daha da pahalı zannedersin. 20 dolar falan o da galiba. O farklı bir sistemle yapılmış. Yani burada... Sana bir şey söyleyeyim mi? O Türk olcu, Türk dediği adam. Arsuz var ya İskenderun. Yahudilerinden. Yani ben Türk olmadığını zaten simasında görüyorum. Yahudi, İskenderun Yahudileri. Alevi diyorlar. İskenderun Alevileri diyor. Alevi ama o Alevilerin içinde korunmuş şey. Yahudi. Yani şimdi bak. Ehli dünyanın hafiyeleri. Hafiyeler? Uygu. Casusları nedir? Evet. Şey medyası. Medya propagandacılar abi. Ehli dünyanın hafiyeleri. Ehli dalaletin propagandası. Propaganda şey, medya. Medya. Hafiyeler de bildiğin hafiye abi. Gizli olarak bu virüsü üretenler, gizli olarak bu virüsü oraya buraya yayanlar. Ondan sonra bu virüsü gizli olarak mutasyon uğradı diye başka virüsler aşıya cevap vermesin diye başka virüsler yayanlar falan filan yani. Bu bildiğin hafiyeler yani. Ne yapıyor biliyor musun? Avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar. Evhamlarını tahrik ediyorlar. Korkuyorum diye, tamam mı? Ulema da çok ilginç. Ulema, alimler demek değil mi abi? Alimlerin çoğu. Yani, virüsün alimlerindedir, profesörler, tıp profesörleri. Onlar uyuyor. Onların ağzıyla konuşuyor. Bir tanesi konuşuyor, gündem oluyor. Konuşuyor, gündem oluyor Türkiye'de. Öyle değil mi? Ben konuşsam, en fazla sen inanırsın. Şu dershanedekilerin de yarısı inanır, hepsi inanmaz. Ama o adam diyor ki, böyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olur. Adam diyor ki akşam profesörü dinledim, böyle söylüyordu diyor. Yani ben ulemaya rastlıyorum onlara. Allah Allah, şuraya bak. Cenab-ı Hak haf damarını hıfz hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Sen ne yaptın bunu? Perişan ettin. Bir misal söyleyeyim. Şimdi cumadan çıktım. Arabaya bindik. Emre ben. Bir adam, kambur, yaşlı bir adam, yaştı böyle, bastonu ile el kaldırdı, ses yapmadı, ses yapamadı. Dedi ki, durdum, cam açtım, buyur Hacı Baba, beni alır mısın dedi, eve kadar götür. Dedim Hacı Baba dedim, alayım ama dedim, korona var dedim, tamam mı? Korona var, ne yapalım? Evladım dedi, Müslüman, ilk defa duyuyorum bunu ömrümde. Bu dedi, o korona yok yavrum dedi. Müslümanı Müslümandan ayırmak, aileleri çökertmek, Müslümanı Müslümana yardım etmemesi, uzaklaştırmak için yaptılar dedi. Ondan sonra korkma evladım dedi. Ben zaten hocam aldım arabaya. Dedi ki beni aşağı ver, ben 100 metre yok. Gidemiyor ya yaşta. Birisi getirmiş. Erzurumluymuş. Dedi ki, ya dedi evladım dedi, Müslümanı Müslümandan nasıl dedi soğuttular dedi. Sen değil arabana dedi çekindiğimi zannetti. Sen dedi diğer zamanlarda olsa beni elinle götürürdün dedi. Ya bu kapı çalıyor. Açayım değil mi kapıyı? Kim abi? Mehmet. Çevirelim mi? Tamam Hasan abi gitti, gel. Açtı mı? Yusuf gitti, kendisi açtı. Herhalde hepsi gitmiş. Şimdi bak şimdi. Buraya okuyayım. Cenab-ı Hak da haf damarını, korku damarını niye vermiş? Hıfz hayat için. Bak, bir, hıfz hayat için vermiş. Yani hayatın zahirde bedihi olan ihtimal değil. Hayatı tahrip için değil. Hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Mesela o Gafur nasıl dedim böyle, ben evde akşam oturuyorum, ses kaydı öyleydi değil mi? Korona birisinin cenazesine gitmiş. Kabrini o indirmiş, akrabasıymış galiba. Cenazeye katılanlara korona testi yapmışlar. Bu da diyor ki, ya diyor şu korona pozitif çıksa da hani kafamda kalmasın, oraya buraya gidiyorum ya, ben atlattım diye rahat edeyim diyorum diyor, öyle düşünüyorum diyor. Hani işte Gafur gibi adam da genç adam, herhangi bir sağlık sorunu yok, bir etkisi yapmayacağına kanaat etmiş. Ondan sonra yatmaya hazırlanıyordum diyor, saat 12:10 kala mesaj geldi diyor.
Oysa iyi yani. Ha, iyi yatacak canım, ya. İyi canım, hiçbir şey yok yani. Yatacak, yemiş içmiş, keyfi yerinde yatacak yani adam. Şimdi uyuyacak. Ondan sonra mesaj geldi, dedim ki bu saatte ne mesajı ya? Bir baktım bir şey, Sağlık Bakanlığı. Korona testiniz pozitif çıkmıştır. Allah Allah diyor. Bir anda diyor. Ben de diyor, vay be. Ha ölüyor muyum, ne yapıyorum falan gibisinden bir his oldu diyor. Ayağımdan ne demiş? Ayak parmaklarımdan başladı ruhum çekilmeye diyor. Yukarıya doğru çıkıyor diyor. Ondan sonra Hasan abi dedim, abi ben ölüyorum, kurtar beni. Ben de ne yaptım biliyor musun? Aynı böyle gülmeye başladı. Dedim test mi ettin? Aynen öyle dedi. Hani daha önce iyiydin. O mesajda niye ölüyorsun? Ya mesaj da insan hastalanır mı ya? Mesajla hastalanmış. Yani mesajla sana bir müdahalesi yok, bir şey yok. Mesajla hastalanmış. Yani hani yatıyordun, yani, hani yatıyor değil mi? Yatıyor diyor. Hımsı hayat için verilmiş. Dedin ya. Atlama diye. Yani. Hayatın mevhum korkularından emin olmak için değil. Ya. Arkasında bedihi delil olan korkuların. Adam bıçağı almış, çekmiş. Sana üzerine doğru geliyor. Şimdi bu adam üzerine doğru geliyor. Bu adamla da düşmanlığın var. Burada korkabilirsin. Burada önlem al diyor sana, evet, Allah. Atlama. Burada kork diyor. Burada kaçacaksan kaç. Efendim sen de başka bir şey yapacaksan yap. Burada. Ama adam eline bıçak, elma soyarak gidiyor. Diyorsun hiç tanımadın. Ya bu adam bu bıçağı bana saplandı. İşte bu hastalık kardeşim. Bu mevhum korku. Mevhum korkuyla muhakkak mastatik. Arasında aklın var ya, Cenab-ı Hak sana akıl vermiş ya. Sana akıl verdi, onu kullan, onun tuzağına düşme. Niye düşüyorsun ki onun tuzağına? Ya. İyiydin, ne oldu, neyi hasta etti seni? Kendin hasta etti. Ne oldu hakikaten ya? Böyle yatıyorum diyor, çok tuhaf geliyor. Yani güzel dile getirdi, çok insanın lisanı oldu ya. Bir baktım ateşim çıkmış diyor adam. O, bu mesajdan sonra? He. Zaten ben Gafur'un o şeyiyle çözdüm bu korona meselesini. Öyle yani, mi? Alemimde, tabii yani. Yani diyor ki ya adam diyor ya adam da ölüyor kardeşim, sen diyor konuşuyorsun ama diyor, şimdi konuşuyoruz arkadaşlarla, ya öyle diyorsun ama diyor bir sürü insan öldü diyor, ya ölüyor diyor, benim tanıdığım adam var diyor öldü diyor, ya nefes alamadı adam öldü diyor ya. Şimdi düşünüyorsun, o nefes alamadı öldü, tam bir şey Hasan abi, tiyatro, tam bir tiyatro ama bu kadar inandırıcı tiyatro da az bulunur ha, tam ben, bir şey. Ne dedim biliyor musun, beni nasıl şiddetli ikaz ettiler biliyor musun, ateşin yükselmesi vesveseden, nefesin kesilmesi vehimden. Ya, oradan buldum. İnsan vesveseyle ateşi yükselir. Ya. Korkudan nefesi kesilir. Abi ben bir şeye dikkat ettim. Şimdi bir gün yattım. Aslında uykum da var, uyuyacağım yani hemen birazdan. Kalbimin çalışması aklıma geldi. Ne oldu dedim, nasıl bu çalışıyor ya? Tık tık. Yatıyorsun yani. He, yatıyorum yani. Ama kalbi merak ettin. Bir şey dedim. Düşünsene ya. Ya düşünsene. 100 sene yaşıyor insan. En ufak bir sekte olmuyor. Olsa gideceksin. Ya nasıl dedim çalışıyor ya. Biraz böyle dikkat ettikten sonra kalbimin çalışma sesini duymaya başladım. Allah Allah. Ha. Kalbimin çalışması. Ya böyle bir evham yaptım yani. Ya nasıl dedim ya, bir anda dursa sadece kalpte değil bir sürü organ birbirine bağlı. Ya bir sorun olsa, bir sıkıntı olsa adam gider ya, düşünebiliyor musun? Ya bir anda küt diye gider. O anda kalbimin çarpma sesini duymaya başladım. Kalbimin atma sesini duymaya başladım. Ondan sonra kalbimin daha hızlı çarptığını fark ettim. Biraz sonra. Neyse kalktım, bir abdest aldım. Nefes tavırla ya, ne vesvesene bu şeytandan geliyor. Bir abdest aldım, iki rekat namaz kıldım, yattım, uyudum abi. Şimdi düşünsene, endişe etmediği zaman, aklına gelmediği zaman orada çalışıyor iyice ama onunla bir ilgilen bozulmaya başlıyor abi. Yani. Benim başıma geçeni anlatayım mı? Ben ha, bu evan ve vesvese dersi yapan insanım. Dün cenazede şey, evvelsi gün Kasım'ın cenazesindeydim mi? Hem de korona şeyinde. Şeydeyiz. Nereye defnedildi abi? Karacaahmet. He. Yer almışlardı. Anladım. Bak benim başıma geçeni anlatayım. Bunu anlattın ya. Çok garip. Ben ama sonra kalktım, Allah Allah. Müslümanlara yardım etsin Cenab-ı Hak diye çok dua ettim. Bak şimdi. Bir tanesi geldi. Ergün'ü tanırsın. Kuyumcu. Ha. Tanırsın. Orada o falan nasılsın, iyi misin falan.
Sonra işte kardeşini sordum Alman'da. Dedi işte şey başladı onda. Böyle nefes kesiliyormuş bir anda. Böyle nefes yatınca uykuda. Bilmem bir şey diyorlar buna. Nefes kesilince kalkıyorsun böyle. O kalp krizini tetikleyebiliyor. Kalp sorunu olabiliyor vesaire. Dedi. Ondan sonra böyle bir şey dedi. Onda var dedi. Bir cihaz takılıyor işte yatarken burnuna. Şöyleydi böyleydi. Ha? Ondan sonra sen dedi abi dedi yatarken nefes rahat alıyor musun dedi. Alıyorum dedim ya. Al. Tamam. Ya dedi dikkat etmek lazım dedi. Böyle işte bakmak lazım da işte. Benim hocam. Ya sus dedim ya başlar mı senin? Abi dedi bir kontrol etmekte ne zarar var dedim. Ona dedim. Şimdi sen dedim hasta mı yani? Niye böyle? Neyse onu şey yaptık. Akşam yattım tamam. Tam uykuya gireceğim. Nefesim kesilmesin mi? Hakikaten kesildi. Kalktım. Allah Allah neydi dedim ya bu. Kalktım uyandım ha tam uykuda değil. O hatırıma geldi. Vay alçak. Aynı modeli yapmaya kalktı şeytan. Denedi bakayım yiyecek mi? Yeah. Bana yaptı biliyor musun? Yapıyor abi. Veya öyle hissettirdi. Yapıyor. Şeytan böyle biraz yetkisi var ya. Vallahi. Sonra sabah kalkıp ne yapmam lazım? Hastaneye gitmem lazım değil mi? Baksana nefesim kesiliyor. Olan alçak. Gittim ben de. Felek nasları da okumamıştım herhalde. Onları da okudum. Ucumu suazdan yattım aşağı. Geçen gün beni bu Silivri hastanelerinden bir tanesi aradı Hasan abi. Devlet mi? Yok, Silivri'nin özel hastaneleri. İşte bizim hastanemizde şu hizmet almışsınız, işte şu polikliniğe gelmişsiniz, işte falan filan. Tamam, gelmişizdir. Olabilir. İşte şu tarihten beri kaydınız gözüküyor bizim hastanemizde. Biz, o tarihten beri kaydınız gözüktüğü için işte 10 senelik bizim hastanemizin müşteri de demiyor da başka bir şey diyor. Buyurun. Misafiri. Tamam. Misafiri falan diyor. Size diyor, tamam dedim, sade de gel. Yani çok ufak temiz yok. Ne diyorsan söyle. Doktor sen misin? Gel. He. Tamam, onu alır mısın onun cebine koy. Şunu, o iki kağıdı, kağıt. He. Mektuptur, mektup. Sonra okursun. Ha, mektup sana geldi. Ondan sonra dedi ki, size dedi, check up. Check-up dedi, yapalım dedi. Senin dedi, mektup sen. Şu saydığı 5-6 tane şeyden dedi, check-up yapıyoruz. Dedi şimdi, yok gerek yok. Bir dakika dedi, hemen gerek yok demeydi. Fiyatını duyunca dedi, çok hoşunuza gidecek dedi. Dedim, peki söyle neymiş? 99 lira dedi. Bir tanesi 99 liradan fazla söylediği şeyler. Belki 1000 liralık tetkik. Dedim ki yok sağ ol teşekkür ederim. Dedi ya dedi bugün dedi 10 kişi aradım. Hiçbiri hayır demedi dedi. Siz neden hayır dediniz dedi. Sizden 48 yaşındasınız. Şey, yaşım falan kayıttı ya. 48 yaşındasınız. Sizden çok daha gençlere 30 yaşında işte hastalarımızı aradık. Hepsi dedi seve seve kabul etti. Ki size efendim. 99 yemek hazır abi. Geldim ha. Geliyorum. Size şunu dedi, bitirsin ha. Size dedi 99 lira dedi. Ha. Bazılarında 500 lira bu şey dedi. Yani 1000 küsür lira fiyatı çıkıyor. 1299 lira. Bana diyor ki 99 liraya yaparız sana. Check up'ın. Niye hayır dediniz? Yani 99 lira tamam dedi bedava yapalım madem dedi. 99 lira da çok göz. Hayır bedava da istemiyorum. Niye istemiyorsunuz dedi? Dedim ki bak dedim sen hep benim vaktimi arıyorsun. Ben de bir senin vaktini alayım diye kaçsak o zaman madem dedi öyle. Şimdi ben de 48 yaşında bir adam. Mutlaka ya kanda bir değer eksik çıkacak ya bilmem efendim hiç lüzumsuz benim işime yaramayan bir değer eksik çıkacak. Bir şey çıkacak dedi. Mutlaka birkaç tane. O bir şey çıkacak bir şeylerden sonra doktor bana diyecek ki o check-up'ı bir doktor değerlendir. Doktor bana diyecek ki Abdullah Bey sizin şu değerlerinizde bir sıkıntı var. Ben o değerlerle uğraşırken en az dedim 1000 lira alacaksınız siz. Hadi ya bu 1000 lira senin faydana ama diyebileceğim bir şey. Ya 1000 lira alacağız ama 1000 lira da senin faydana kardeşim. Yani senin için bu doktor bunları tetkikleri yapacak da diyebilirsiniz. Böyle de doğru dedim düşünmeniz. Ama dedim ben ne kadar öğrenirsem vücudumun arızalarını, sorunlarını, sıkıntılarını
benim vehmim onlara 10 katarak benim önüme getirecek. Hakikat yani, şaka değil. Hakikat. Evet. Yani kalbimin ritmi bozuk. Ben bunu anladığım anda kalbimin ritmi daha da bozulacak. Çünkü dedim insan... Düzelmeyecek. Onu duymanla düzelmiyor. İnsan da öyle bir sistem çalışıyor ki o sistem bence seni 10 dakikada acile gönderirim. 10 dakika konuşalım burada. 10 dakika sonra acile gidersin. Ben seni gönderebilirim 10 dakikada acile. Hiç tanımıyorum seni. 10 dakikada acile gönderebilirim ben seni. Hastanede çalışıyordu zaten. Ya zaten hastanede çalışıyor. Şu acile bir gideyim. Adam bir sürü şey söyledi. Kafam karıştı. Diyebilirsin dedim. Ben doktorda değilim. Ama doktor bana dedim. Doktor bana o kadar hastalık çıkartacak ki. Ben bunu bu 1000 lirayla kurtaramayacağım. Ben sizin adeta aboneniz olacağım. Sürekli geleceğim. Ondan sonra dedi ilk defa dedi bu şey bunları ilk defa duyuyorum. Ne yazıyor biliyor musun? 243 Emirdağ 2'de. Nurcu ha. Ehli hakikat ve nur talebesi doktor. Geldi hastalığını sormamış ustad. Ya. Niçin? Niçin onların diyor şeyine müracaat etmedim? Evhamımı tahrik ettirmemek için ustad hastalığını üstadın, nur talebesine sordu. Ustadın evhamı bir doktorun lafıyla tahrik oluyorsa beni düşün abi. Ya peki kalbinin ritmini şunu derler. Bu da diyeyim. Kalbin ritmini bozuktu. Şu anda senin hayatında bir sekte yapmıyor. Bildiğin zaman düzelecek mi? He, yok düzelmiyor. Daha beter olacak. Daha beter olacak. Hadi gel. Telefonu kapatmıştım. Kadın çok şaşırdı ya. 99 liraya diye hayır diyorsun. Hayır diyorsun. Oysa diyor 1299 liradır bunun fiyatı diyor. Peki ben seni hasta ederim deyince ne dedin? Doğru dedi. Kabul ediyorum dedi. Allah Allah. Ha, doğru dedi. Bana geliyor ki başta Almanya, Avrupa yabancı düşmanlığını sağlığa da indirgemiş. Allahu alem kimse hesap da sormuyor zaten. Hastanede Türkleri korona perdesiyle öldürüyorlar gibi geliyor bana. Ne diyorsun ya? Deme Abdullah. Hiç akıbetleri meçhul. Kimse hesap soramaz, mahkemeye veremezsin. Yabancı düşmanlığını öne çıkartmayıp, içinde saklayıp gereken muameleyi yapar mı? Alman veya Avrupa'da. Yani mesela ben hapiste yatarken niçin yattım? Ya, benim yatmamın sebebine dost olanlar bana iyi davranır. Karşıt olanlar dışarıda bana orada kötü davranacak. Yani bu insanın fıtratında, cibiletinde vardır. Yabancı düşmanlığını, İslam düşmanlığını bir şekilde. Şimdi ben öyle de duydum zaten. Almanya'da koronavirüste ölenlerin ortalama en fazla Türklerde varmış. Oysa en güçlü Türkler olacak. İçki içmiyor vesaire. İçse az bile. Allahu alem. Korona perdesi altında bunlar öldürüyor gibi geliyor bana. Hastaneye gitmemeleri lazım. Onların ilaçtan içmemeleri lazım. Test ettirmemeleri lazım. Normal fıtratı doğasına yaşayacak. Sefahatten uzak olacak. Özel hayatında meşru dahi olsa fıtri olacak. Yani Risale'de geçtiği için söylüyorum. 20 günde bir ihtiyacı hakiki. Doğasında yaşarsa hele Almanya'da hastanelere teslim olunmaması gerektiğini kanaatindeyim. Bu benim kanaatim. Abdullah bana geliyor ki Avrupa'da hele Almanya'da bu korona bahanesiyle ciddi bir kendilerine göre bir temizlik yapıyorlar gibi. Yaşlılarını öldürüyorlar. Çünkü 5 bin, 6 bin euroya mal oluyor hep ihtiyar. İnfial olmasın diye galiba bu yaşlıların yurdunda ölenleri ölüm şeyine sayısına katmıyorlar. Mesela İngiltere'de bir şey kalmadı diyorsun, evet. İngiltere'de yaşlılar yurdundan kimse pek kalmamış. Almanya'da da öyle. Şimdi şöyle düşün. Mesela adam
yabancı düşmanı, İslam düşmanı bir insan mühendis olsa, doktor olsa işine yansımaz mı? İster istemez yansır. Mesela bir misal vereyim. Adamın bir tanesi bir suç yaptı. Terör diyelim. Sağcı, solcu. Hapishane düşse. Şimdi oradaki gardiyan insan olduğu için mekanik değil. Sağcı ise gardiyan, solcuya iyi davranmaz. Solcu ise sağcıya iyi davranmaz. Bu böyle. Hele imanı yoksa, imanı kıtsa, Avrupa şimdi Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığı olan bir doktorun veya sağlık teşkilatının tepelerinde olanların, yani o hastalara yansıtmaması mümkün müdür? Mümkünatı var mı yani? Seni niye yaşatsın ya? Hele hele bakıyor hastaneye düşenlerin koronayla. Bu devlete yük mü? Bu devletten yardım alıyor mu? Bu yani niye düzeltsin seni ya? Niye gayret etsin ya? Sen zaten devletten karşılıksız yardım alıyorsun, hilfe alıyorsun. E bir sürü sıkıntın var ya. Bir de sağlığını şimdi ne yapsın ya? Kim kime hesap soracak bir de? Yani hastanede kim hesap soracak? Fişini çekti. Ailesine diyor ki bütün sistem şey gayretimize rağmen vefat etti. Oysa sistem fişini çekti. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Yapamıyor ki. Allah-u Alem bana geliyor ki hele Avrupa'da, hele Almanya'da, hele Fransa'da ki istatistik benim dediğimi söylüyor. Korona bahanesiyle hastanede Türkleri öldürüyorlar gibi geliyor bana. Öldürüyorlar. Kim hesap soracak? Bakın Almanya'da ölenlerin istatistiğine baktığın zaman ortalama Alman değil, Türkler daha fazla ölenler. Öldürüyorlar. Ne yaparsan yap, gel burada tedavi ol Almanya'da bana öyle geliyor. Yani hastanede, şey evde ölen, Türkiye'de de öyle. Koronadan evde ölen var mı? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum, varsa tek tüktür. Hep hastanede. Evhamını tahrik ediyorlar. Kimseyle görüştürmeyince bir teselli bulamıyor. Vehim ve vesveseden çıkamıyor. Kendi kendini yiyor işte. Ama görüşseydi, görüştürmüyor. Teselli bulmuyor. Ev öyle değil yani. Bana öyle geliyor. Yani öldürüyorlar gibi geliyor bana. Mesela İtalya'da bak bakalım. Bütün yaşlar yurdu. Almanya'da yaşlar yurdu. Hele İngiltere'de hiçbir yaşlı kalmamış yani. Çok az. Bitirmişler adam. Niye 5000-6000 o adama, o kadına hesap sorsun? Zaten akrabası yok yani. Niye tabii? Kim soracak? Öldürmemesi mantıksız. Çünkü onların ilahları para. Dinikum, dinarikum, kubletikum, nisaikum. Ne olacak? Bana öyle geliyor. Allahu Alem.